Değerli akademik koordinatörlerim, değerli müdürlerim, kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili çocuklarımız. Yeni bir eğitim yılının ilk gününde sizlerle birlikte olmanın, Türkiye'nin aydınlık geleceği çocuklarımızla yeni bir yolun başlangıcındaki beraberliğin, farklı heyecan ve gururu içinde sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Okan Koleji 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır diyen Cumhuriyetimizin kurucusu, ulusumuzun baş öğretmeni, ulu önderi Atatürk ve ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna kan döküp can veren aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızı söylemek için beden eğitimi öğretmenimiz Sahra Şahin ve müzik öğretmenimiz Mehmet Gündoğdu'yu kürsüye davet ediyorum. Şimdi sizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Bayrak al! Dikkat! Eğitim hayatla yaşar, hayatı yazar, hayatı hazırlar. Okuldur bize annemizden babamızdan sonra kucak açan. Okulda öğreniriz hayatın ta kendisini. O nedenle okul fark yaratmalı. Benim okulum diye sarılmalı insan. İlkokul müdürümüz Sayın Özlem Coşkun Aydın'ı açılış ve ilk ders konuşması için kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Müdür Yardımcımız, değerli yöneticilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve çok sevgili öğrencilerimiz. 2021-22 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz. 14 Mart 2020 günü itibariyle COVID-19 salgını nedeniyle aldığımız tüm önlemleri uyarak velilerimizin, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin işbirliğiyle
Bildiğiniz gibi 2020 ve 21 eğitim öğretim yılını sağlıkla ve başarıyla tamamlayabildik. Bugün tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle yüz yüze okulumuzda hep bir arada olmanın hem heyecanını hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Okulumuzda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda tüm önlemler alınmış, tüm kademelerimizde gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. 2021-22 eğitim öğretim yılının sağlıkla ve başarıyla geçmesi dileklerimle hepinizi saygıyla selamlıyor ve sözlerimi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle tamamlamak istiyorum. Çocuklar, gençler, sizler geleceğimizin gülü, yıldızı, talih ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa sizler çıkaracaksınız. Ne kadar önemli ve değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. İyi dersler. Okul bilginin sürükleyicisi olmalı. Öğretmeli bilginin yolunu. Çiçekler açmalı minik ellerde. Suçun karşısında durmalı her daim. Engelleri bir bir aşmalı, çağa ayak uydurmalı. Kırmalı zincirleri. Geleceğe, aydınlığa atılmalı her adım. Ortaokul lise müdürümüz ve kampüs yöneticimiz Sayın Nüket Tuna'yı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Koordinatörüm, İlkokul Müdürümüz, değerli yöneticilerimiz, kıymetli meslektaşlarım ve çok sevgili öğrencilerim, hepinize günaydın, okulunuza hoş geldiniz. Sizleri çok özledik, uzun sürdü buluşmamız, kavuşmamız. O güzel gözlerinize, vücut dillerinize, öğrenci yüreklerinize kavuşmak için uzun süre çok heyecanlıydık. Şimdi birbirimize kavuştuk, sorumluluğumuz eskisinden daha fazla. Sağlığımıza bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz ve bundan sonra öğrendiğimiz her şeyi daha özenle kayıt edeceğiz. Uzaktan öğrenme döneminin bizlere göstermiş olduğu bu dezavantajlı dönemi bir fırsata dönüştürerek bundan sonraki süreçte okul sıralarınızda derslerinizi her zamankinden daha fazla özendiğiniz, her zamankinden daha fazla arkadaşlık ilişkilerinize dikkat ettiğiniz, her zamankinden daha fazla birbirinize saygıyla yaklaştığınız bir sürece girdiğimize inanıyorum. Bundan sonra sizden en büyük beklentimiz geleceğimizi, çağdaş Türkiye'yi, Atatürk Türkiye'sinin meşalesini her koşulda, her durumda ileriye doğru taşımanızdır. Sizlere güvenimiz sonsuz. Hepinize iyi dersler diliyorum. Sevgi ve saygılarımla. Hayat bize sunulan en güzel armağandır. Bunun değeri bilinmelidir. Her nefes alışımızda ve verişimizdeki kısacık anı mutluluğa çevirmek gerekir. Bu mutluluğun temelinde iyi bir eğitim ve güzel bir gelecek de saklıdır. İşte bu bakış açısıyla insan yetiştirmenin kişiyi topluma sağlıklı, mutlu ve başarılı bir birey olarak kazandırmanın ne denli önemli olduğunun farkındalığıyla yaşama bu pencereden bakan gözlerle geleceğimizin umudu nice gençler için bir eğitim yuvası açıldı yıl 2011'de. Şimdi Okan Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü Profesör Doktor Sayın Ali İlker Gümüşeli'ni konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Okan Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı ve Akademi Koordinatörü, saygıdeğer okul müdürlerimiz, müdür yardımcıları, çok değerli öğretmenler ve sevgili öğrenciler. Eğitim öğretim yılının açılışına hepinize hoş geldiniz diyorum ve yeni eğitim öğretim yılının hepimiz için sağlıklı, huzurlu, mutlu geçmesini diliyorum. Hepimiz biliyoruz geçen yıl
pandemi dolayısıyla evlerimizde eğitim öğretim sürdürmeye çalıştık. Ve bu süreç içerisinde kuşkusuz yeni bir şeyler öğrendik, yeni dünyaya ilişkin. Eğitim ve öğretimi biz herhangi bir sınır olmadan, herhangi bir bina, bir mekan olmadan istediğimiz yerde artık alabiliyoruz. Gelecekte de kuşkusuz bu böyle olacak. Ancak geçen yılki deneyimlerimizden de gördük ki okul olmadan eğitimin zevki de olmuyor. O nedenle bu bir yıllık süre içerisindeki deneyimlerimizi de dikkate alarak bu sene yüz yüze eğitimde hem geçen yılki deneyimlerimizden yararlanarak sadece okulun içerisinde değil, okulun dışında da internet üzerinden, sosyal medya üzerinden çok değerli bilgiler elde ederek eğitimimizi, öğretimimizi çok daha kaliteli, çok daha iyi bir şekilde sürdürebileceğimizi öğrendik. Tabii bu sene geçen seneden biraz farklı. Biraz önce sonuna yetiştiğim konuşmasında müdürümüzün de söylediği gibi okuldaki ilişkilerimize birazcık daha dikkat edeceğiz. Belki birazcık daha az hareketli olacağız. Birazcık daha birbirimize az dokunacağız. Maskelerimizi kesinlikle çıkarmayacağız. Ve hijyen koşullarına elden geldiğince dikkat edeceğiz. Aksi takdirde yine geçen seneki gibi çoğumuzun hiç istemediği bir biçimde tekrar evlerimize dönebiliriz. Bu nedenle bu sene özellikle sizlerin, siz değerli öğrencilerin davranışları, birbirleriyle olan ilişkileri, sağlık koşullarına dikkat etmeleri belki de Türkiye'de eğitimin yüz yüze devam etmesi için en büyük şans olacak. Anneleriniz, babalarınız sizler için çok ciddi çaba sarf ediyor, emek veriyor, çok önemli yatırımlar yapıyor. Ve bu güzel okulu da sizler için kurucu temsilcimiz kurdu. Hiçbir şeyini eksik etmedi. Neden? Çünkü sizlerin öğrenip gelecekte Türkiye'yi daha ileri seviyelere, daha gelişmiş ülkeler seviyelerine kavuşturmanız için bunları yaptılar. Tabii ki annelerin, babaların ya da yatırımcıların yapmış oldukları şeylerle bu başarıyı elde etmek sadece mümkün değil. Bu işin anahtarı sizde. Onun için sizlerden beklenen şey kesinlikle öğretmenlerinizin yönlendirmeleri doğrultusunda düzenli ve sistemli olarak derslerinize çalışmak ve sizden beklenen başarıyı gösterebilmektir. Demin müdürümüzün vurguladığı gibi mutlaka her şeyde, her davranışta, her yaptığımızda Türkiye'yi daha ileriye nasıl götürebiliriz? Bu yaptığımız çalışmaların, öğrendiğimiz şeylerin topluma ne yararı olabilir? Bunu düşünerek eğer hareket edersek belki de öğrendiğimiz şeyler bizim için çok anlamlı hale gelecek. Geçen sene yaşadığımız pandemi, bu sene yaşadığımız orman yangınları, çevre kirliliği ve benzeri şeyleri düşündüğümüz zaman bunların birçoğu belki de öğrendiklerimizi toplum için, toplum yararına kullanamadığımız için olmuştur. O nedenle de sizlerden beklentimiz Atatürk ilkeleri ve inkılaplarını hiç unutmadan o ilke ve inkılaplar doğrultusundaki onlar Türkiye'yi çağdaş uluslararası seviyesine ulaştırma amacıyla oluşturulan ilkeler, bu ilkeler doğrultusunda yılmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmaya devam etmek olacak. Eğitim yöneticileri literatüründe bir şey vardır. Derler ki bir okulun başarısı okulun liderlerine bağlıdır. Bir lider neyse okulda olur. Dolayısıyla bu kuruma baktığımız zaman 2-3 yıllık, 4 yıllık bir geçmişi olan kurum okulun liderleri sayesinde çok güzel bir yere geldi. Bundan sonraki süreçte de okul yöneticilerimizin katkıları ve kuşkusuz öğretmenlerimizin onlara destekleriyle Okan Kolejlerinin çok daha iyi bir yere geleceğini düşünüyorum. Bu sene öğretmenlerimiz biliyor, yöneticilerimiz de biliyor.
eğitim öğretim konusunu birazcık daha yakından izlemek, yakından eğitim öğretime destek olmak için yeniden bir yapılanma oluşturduk ve bu yapılanma içerisinde de Şirin hocamız akademik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı ve öğretmenlerimize, yöneticilerimize işbirliği içerisinde çalışacak ve gelecek yılı bu yıldan çok daha iyi hale getireceğimiz ümidiyle bunu yaptık ve buna da inanıyoruz. Ben hepinize iyi, başarılı, sağlıklı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. İnşallah bu sene kesintisiz bir biçimde yüz yüze okulumuza gelir, eğitim öğretimimize zevkle devam ederiz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın hocamıza teşekkür ederiz. Bir çiçeği sularken ona hayat veririz ve bunun yanında yeni hayatlar yaratırız. Minik bir yüreği hayata hazırlamak da buna benzer. O hayata ne kadar güzel hazırlanırsa ve sarılırsa geride yaşamaya değer iyi bir gelecek bırakır. Okulumuza renk katan 3. sınıf öğrencilerimiz şimdi 4. sınıfa geçmenin heyecanını yaşıyorlar. Bu mutlu günü anlamlı kılacak. Konuşmayı yapmak üzere 4B sınıfı öğrencilerinden Koray Pars Keserci'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın yöneticilerimiz, kıymetli öğretmenlerim ve değerli arkadaşlarım, çok uzun bir bekleyişin ardından yine hepimiz okulumuzda yeni eğitim öğretim yılımıza başlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. 4 yıldır öğrencisi olmaktan her an gurur duyduğum Okan Koleji'nin tüm yeni öğrencilerine de gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki emin ellerdesiniz. Ve aileniz gibi hissedeceğiniz yeni yuvanıza hoş geldiniz. Henüz bitmemiş olsa da koronanın en zor günlerini geride bıraktığımıza inanıyorum. Bu süreçte bize tüm sevgisi, sabrı ve inancıyla destek olup yol gösteren başta değerli öğretmenim Muhteşem Karagülmez olmak üzere tüm öğretmenlerimize bir kez daha hepimiz adına teşekkür ederim. İnanıyorum ki bu yılda coşkuyla, neşeyle, sağlıkla ve mutlulukla başlayıp öyle devam edecek. Hepimize Okan Koleji'nin sevecen ve güven veren kanatları altında sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum. Öğrencimize konuşması için teşekkür ederiz. Şimdi de 3B sınıfından Ege Şakrak sizlere bir şiirle seslenecek. Merhaba, ben 3B sınıfından Ege Şakrak. Bugün size şiir okuyacağım. Sevgili öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım ve sevgili müdürümüz. Eğitim, kötülüğün en büyüğü cahilliktir demişler. Cehaleti yenmek için eğitim önemsemişler. Eğitimdir temel hakkım. Almalıyım bu hakkımı. Bakmalıyım geleceğe. Umut ve güven içinde. Ayrın olsun yolum diye. Savaş açtım cahilliği. Aşmak için karanlığı. Rehber aldım ben bilimi. Ülkesini kalkındıran, Atatürk'ü iyi anlayan, kuşaklar olmak için okuldur beni tamlayan. Öğrencimiz Ege Şakrak'a teşekkür ederiz.
Gelecek için hazırlanan vatan evladına hiçbir güçlük karşısında baş eğmeyerek tam sabır ve dayanma ile çalışmalarını ve öğrenimdeki çocuklarımızın anne ve babalarına da yavrularının öğrenimlerinin tamamlanması için her özveriyi göze almaktan çekinmemelerini tavsiye ederim der Ulu Önder Atatürk. Atamızın gençliğe hitabesi her daim yol ışığımızdır. Türk gençliği ilelebet onun izinden yürüyerek ülkemizi medeni milletler seviyesinde daima ileriye taşıyacaktır. Onun hitabını bir kez daha tekrarlamak ve özümsemek üzere okulumuz 11B sınıfı öğrencilerinden Can Bezirgan'ı kürsüye davet ediyorum. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün İstiklal ve cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlileri siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Sevgili çocuklar, Atatürk ilke ve devrimlerine yaşamınız boyunca içtenlikle bağlı kalacağınızdan eminiz. Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözüyle dile getirdiği gibi, yaşamınızda en doğru yol göstericinin bilim olduğunu unutmayınız. Her başlangıç yeni bir umuttur. Her umut yeni girişimleri, yeni beklentileri ve özünde yeni bir canlılığı da birlikte getirir. Yolunuz Atatürk'ün yolu olsun. Şimdi ziller tekrar çalacak ve biz yeni başlangıçlara ilk adımlarımızı atacağız. Yeni eğitim öğretim yılımızın ilk zilini sizler adına çalması için genel koordinatörlerimiz Profesör Doktor Sayın Ali İlker Gümüşeli, Sayın Şirin Güney Özenci, İlkokul Müdürümüz Sayın Özlem Coşkun Aydın'a, Ortaokul, Lise ve Kampüs Yöneticimiz Sayın Nüket Tuna'yı ve 1. sınıf öğrencilerimizden Elize Erarslan, Utku Parlak'ı buraya davet ediyorum. Thank you.
Açılış törenimiz sona ermiştir. Şimdi tüm öğrencilerimizi sırasıyla sınıf öğretmenleri eşliğinde sınıflarına alacağız. Ardından akademik koordinatörlerimiz Profesör Doktor Sayın Ali İlker Gümüşeli ve Sayın Şirin Güney Özenci ve ilkokul müdürlerimiz eşliğinde geleneksel birinci sınıflar ziyaretimiz gerçekleşecek ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi yapılacaktır.